Ve geçiyoruz gündemdeki bir diğer önemli gelişmeye. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu 2020 Olimpiyatlarında güreşi listeden çıkardığını açıkladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, güreşsiz bir olimpiyat asla düşünülemez diyerek olaya tepki gösterdi. Güreşsiz bir İstanbul'da olimpiyat 2020 asla ve hatta düşünülemez. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu 2020 Olimpiyatları programında yer alacak 25 temel spor dalının belirlendiği toplantının ardından güreşi listeden çıkardığını açıkladı. Güreş olimpiyatların omurgasıdır, omurgasız bedende ayakta duramaz diyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya karara tepki gösterdi. Ne kesin bir bilgi ne net bir karardır. 3 tane ya da 5 tane ya da 10 tane üyenin böyle bir aldım, verdim, çıkarttım deme yetkisi yoktur. Bu Olimpiyat Komitesi'nin genel kurulunun bir alabileceği bir karardır. Kararla ilgili hassasiyetlerini ortaya koyduklarını vurgulayan Yerlikaya, Olimpiyat Komitesi'nin bu yanlıştan döneceğini söyledi. Biz bu konudaki gerekli çalışmalarımızı, uluslararası alanda da gerekli çalışmaları, dost ülke ve kardeş ülkeler arasındaki gerekli çalışmaları da ki başlattık. Güreş Atina'da antik olimpiyatlarda yapılmış ilk branştır. Yani bunun tartışılmasını dahi doğru görmüyorum. Ve buna ben inanıyorum ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi böyle bir yanlıştan hızlı bir şekilde vazgeçecektir. Yapıyor ise güreş olimpiyat tarihinin omurgasıdır. Omurgasız bir beden de ayakta duramaz. Evet değerli izleyenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi güreşi listeden çıkardı. Atasporumuz artık yok dedik. Bununla ilgili bir telefon bağlantımız var. Şimdi sırada Ahmet Ayık telefonu attığımızda. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği AS Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza Ahmet Ayık. Hoş bulduk efendim. Evet, öncelikle bu gelişmeyi nasıl değerlendireceksiniz Sayın Ayık? Bir de Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği yarın Tayland'da acil olarak toplanacak bu görüşme, bu gelişme üzerine 16-17 Şubat'ta önceden belirlenmiş toplantılarda ayrıca yapılacak. Öncesinde bu toplantı gündemde. Siz neler söyleyeceksiniz bu gelişmeyle ilgili? Efendim biz zaten bugün gidiyoruz. Yeni değişiklik yok. Bugün çıkıyoruz. Orada sizin de söylediğiniz gibi 16-17 Şubat toplantımız vardı. Yıllık olan normal yönetim kurulu toplantısı. Bu olay gelince toplantıyı da hemen öne aldılar 15'inde. 15'inde gündemin birinci maddesi olarak bu başlayacak toplantı. Tabii bunu çok anormal karşılıyorum ben. Böyle bir şey olamaz. Türk dünyada biliyorsunuz bugüne kadar yapılmış olimpiyatların en eski spor dallarından bir tanesi güreş ve atletizm. Ve Türkiye'de de atasporu güreş. Bugüne kadar Türkiye'de alınmış olunan yani aldığımız 38 altın madalyanın 28'i güreşten, altından bahsediyorum sadece altın. O bakımdan yani güreş öyle kaldırdım demeyle efendime söyleyeyim birkaç IOC üyesinin yani kaldıracaklarını düşünmüyorum. Kaldıramazlar. Kolay değil. Bizim Uluslararası Federasyon yani FILA'nın FILA'ya bağlı 175 tane üyesi var. Ülke. 175 ülke üye bizim federasyonumuza. O nedenle bunların hepsinin her ülkenin kendi AYS üyeleri var. Güreşinde var tabii. O nedenle bunların öyle birkaç kişinin bu işi kaldıralım demesiyle kaldıramazlar. Kolay değil öyle. Ya güreş de kolay lokma değil öyle yutacakları. Hepimiz mücadele vereceğiz tabii. Her ülke verecek. Biz de vereceğiz file olarak. Hı hı. O nedenle ya ben kaldıracaklarını zannetmiyorum. En son zaten biliyorsunuz Eylül ayında bu şeyde olacak. Brezilya'da olacak son oylama. Hem olimpiyatların veriliş hangi ülkeye verecekleri inşallah İstanbul'a 2020 İstanbul'a olur. Ama güreşsiz bir İstanbul olimpiyatları da ne kadar güzel olur onu tabii takdirini kamuoyuna bırakıyorum. O bakımdan kolay değil. Eylül ayını bekleyeceğiz ama biz tabii Eylül ayından önce Mayıs'ta da bu Rusya'da St. Petersburg'da var bir toplantı yine
Olimpiyat Komitesi'nin. Çalışmalar devam edecek tabii. Herkes kendi çapında mutlaka çalışacaklar. Bu güreşin olimpiyatlardan kalkmaması için. Yani kolay kolay da kaldıracaklarını ben zannetmiyorum. O bakımdan bekleyip göreceğiz biz. Yarınki toplantıda tabii her şey konuşulacak, görüşülecek. Bir sorum daha olacak. Sayın Ayık, siz de belirttiniz, güreş Türkiye adına en fazla madalya kazandığımız bir spor dalı ve 38 olimpiyat altın madalya var. Bunun 28'de güreşten eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir de bir takım açıklamalarda bulundu bu gelişmeyle ilgili. Olimpiyat komitesi güreşi olimpiyatlardan çıkarma kararını geri almazsa kazandığı bütün madalyaları iade edeceğini söyledi. Bu açıklamayla ilgili siz nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız? Valla şimdi tabii Mahmut tepkisini koymuş, güzel. Biz de aynı tepkiyi koyarız. Biz de kazandığımız olimpiyat madalyalarını iade ederiz olimpiyat komitesine. Benim de iki tane madalyam var. Biri altın, bir tanesi gümüş olimpiyatlardan. Ama yani madalyayı iade etmekten ziyade tepkiyi başka anlamda koymamız lazım. Yani bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Birebir hem IOC üyeleriyle hem ülkeler bazında öyle bir çalışma yapmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii madalyayı da, o da bir düşüncedir. Yani madalyayı da iade edebilir tabii, biz de ederiz. Belki başkaları da vardır, daha çok edecek. Yani sadece bitmiş, dünyada başka ülkelerden başka insanlar da vardır olimpiyat madalyasını iade edecek. Bu da çok doğal yani. Sayın Ayık, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.